Arkadaşlar merhaba. Bir halk oyunları gösterisi için ekip oyuncuları daire şeklinde diziliyorlar. Bu oyunu izlemeye gelen Berat ve Özlem, oyun ekibinde kaç kişi olduğunu bulmak için farklı kişilerden başlayarak aynı yönde oyuncuları saymaya başlıyorlar. Berat'ın saydığı 7. kişi, Özlem'in saydığı 15. kişidir. Şimdi ben daire şeklinde çizdim oyuncuları. Berat'ın saydığı 7. kişi. Şimdi Berat buradan saymaya başlasın. 1. Şuraya Berat diyeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu 7. kişi. Özlem'in saydığı ise 15. kişidir. Atıyorum Özlem de buradan saymaya başlasın. Şimdi geriye doğru sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi zaten burada var. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bak, bakın isterseniz Özlem'i tekrardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. kişi olmuş oldu. Demek Özlem buradan saymaya başlıyormuş. Berat da buradan saymaya başlıyormuş. Peki Berat'ın saydığı 22. kişi Özlem'in saydığı 6. kişidir. Özlem'in saydığı 6. kişiye, 6. kişiye bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Özlem'in saydığı 6. kişi burada. Bu kişi aynı zamanda Berat'ın saydığı 22. kişiymiş. Sayalım bakalım Berat'ın saydığı 22. kişi ne kadar gelecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi zaten burada var. Şuraya kadar 7 dedim. Sonra bu arayı bilmiyorum. Burada toplam şurada şuraya kadar 7 kişi var. Şuraya sayın bakın. 8, 9, 10, 11, 12, 13 dedik. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. Berat'ın saydığı 22. kişi ise zaten 13 çıkardım. 22'den 13 çıkarırsanız kaç kalır arkadaşlar? 9 kişi de demek ki burada var. Sayalım bakalım şimdi bu oyunda kaç kişi oldu? 9 kişi burada. Şu ikisinin toplamı kaç gelmişti arkadaşlar? 13. 13, 9 daha 20. 13, 9 daha 22 artı. Aradaki kişileri sayalım hemen. Burada var ve burada var. Toplam 2 de buradan 24'tür. Doğan kızının doğum gününde evinin bahçesine 8'er kişilik 4 masa açmış ve her masaya 8 tabak, 8 bıçak, 8 çatal ve 8 kaşık koyması için kızı Filiz'i görevlendirmiştir. Filiz bazı servislerde bıçak, bazılarında çatal ve bazılarında ise kaşık koymayı unutmuştur. Filiz'in açtığı servislerde 27 tanesinde çatal. Şimdi arkadaşlar öncelikle toplam 4'er masa açıyorsun. Hepsi 8'er kişilik. 8 tabaktan kaç yapacaktır? 32 tane tabak. 32 tane bıçak, 32 tane çatal, 32 tane de kaşık olması gerekir. Ama açtığı serviste 27 tane çatal varsa 5 tane çatalı koymayı unutmuştur. 23 tane kaşık koyduysa 32-23'ten 9 tane kaşığı koymamıştır. 19 tanesinde bıçak koyduysa 32-19'dan kaç gelecektir? 13 tanesinde bıçak koymamıştır. Topladığın zaman ne yapıyor bak? 14, 27 tane eksik var. 32 idi. 32'den 27 çıkarırsam 5 tane masayı kesinlikle tam olarak açmıştır servisi. Bir GSM operatörü internet paketleriyle ilgili yaptığı kampanya dahilinde müşterilerine aşağıdaki 3 paketi sunmaktadır. Altın paket, gümüş paket ve bronz paket. Bu operatör altın paket satın alan müşterilerine aldıkları pakete ilave olarak 5 GB internet hediye etmektedir. Kampanya başladıktan sonraki 1 saat içinde toplam 11 tane internet paketi satılmış ve hediye edilen kısım dışında müşteriye toplam 90 GB internet hizmeti sunulmuştur. Şöyle yapalım. X tanesi altın paket, Y tanesi gümüş paket, Z tanesi bronz paket olsun. Yani X artı Y artı Z toplam kaç paket yapıyor? 11. Hediyeler dışında 90 GB diyor. Altın paketin bir tanesi 15 GB'tı. 15X buradan geldi. Artı 10Y buradan geldi. Artı 5 GB internet de buradan geldi. 90 yapıyor. Hatta her tarafı 5'e bölelim. 3x artı
2y artı z ne gelecektir? 18. Yukarıdaki denklemi de yazalım. X artı y artı z de 11. Devam edelim şimdi. Bu 1 saat içinde hediye edilen internet miktarı 1 saat içinde satılan gümüş paketlerin içerdiği toplam internet miktarının 1 bölü 3'üne eşittir. Şimdi sen gümüş paketten kaç tane alıyordun? Y tane. O zaman buradaki toplam toplam kullanacağı internet paketi ne kadardır? 10Y GB kadar. Peki hediye edilen diyorsa sana sen X tane altın paketi aldın. Paket başına 5 GB internet ediliyordu. O zaman 5X kadar da buradan hediye edilecektir. Buradaki hediye edilen internet paketinin fiyatı gümüş paketin içerdiği toplam internet fiyatının 1 bölü 3'üne eşittir diyor. 10Y bölü 3'tür diyeceğim. Sadeleştirirsek bunları burada 2 kalır. 3x eşittir 2y geldi. 1 saat içinde satılan bronz paket sayısını yani benden z'yi istiyor. O zaman biz her denklemde y gördüğümüz yere 3x bölü 2 yazalım. X artı burası 3x bölü 2 artı z 11 gelsin. 3x artı 2y gördüğüm yere 3x yazayım. Artı z eşittir 18 geldi. Yukarıdaki denklemde her tarafı 2 ile çarparsan 5x artı 2 tane z 22 geliyor. Aşağısı da 6x artı z ne geliyor? 18. Hemen buradan yok edelim. Şurayı eksi 2 ile çarpıp toplarsan z'ler gider. Eksi 12, 5 daha eksi 7x yapacaktır. Şurası eksi 36, toplarsan eksi 14. X buradan 2 geldi. X gördüğün yere 2 yazarsan burası 10'dur. Karşıya gönderdim 12. Z'ye kaç kaldı? Bakın 6. Zaten senden de onu istiyor. ABC'de dikdörtgeni biçimindeki bir parkurun kenarları üzerine yürüyerek bir tur atacak olan Akif parkurun bir köşesinden hareket etmiştir. Akif bir turluk yolun 9 bölü 10'unu yürüdüğünde parkurun köşelerinden birine gelmiştir. Yani şöyle düşünün. Ben buradan da başlamış olabilirim. Buradan da, buradan da, buradan da. Toplamda bir turluk yolun tamamına 10x dediğimi varsayarsam. Şimdi sen 10x'in 9x'ini yürüdüğün zaman yolun bir parkurun köşelerinden birine geldiğini söylüyor. Atıyorum şuradan başlasam yola. Sen 9x yürüdüğün zaman bu köşeye geldiğin zaman geri kalanın 1x gelme şansı yok arkadaşlar. Parkur zaten tamamı 10x kadar demiştik. Burada duramaz. Buraya geldiğini varsayalım. Buraya kadar 9x yürüdüğünü varsayarsam buraya kadar 9x yürümesi gerekiyor ki tamamı 10x'ti. Bu da olmadı. Mecburen burada duracak. Buraya 9x dedim. Yani şuraya kadar olan kısmın toplamı yeşille göstereyim. Şu aynı renk oldu. Şuraya kadar olan kısmın toplamına 9x dedim. Demek ki burası x. Çünkü geriye kalan 10x'e tamamlaması gerekiyor. Buraya da x dedim. Geriye kaldı 8x, 4x, 4x dedik. Parkurun dik kenarların uzunluklar oranı hangisi olabilir diye soruyor sana. Ya 1 bölü 4 ya da 4 gelebilecektir. Cevap Denizli'dir. Şekilde küp biçimindeki kutuların 3 özdeş taşıma arabasında oluşturduğu boşluk ve taşmalar gösterilmiştir. Hem mavi kutular hem de pembe kutular özdeş olduğuna göre x artı y toplamı taştır. Şöyle diyelim. Şuraya a a a dersem çünkü bunlar küp şeklindeydi. Şu uzunluk ne kadar gelecektir? 2a artı 24. Neye eşittir? Yine şu uzunluğa. B dediğin zaman 4b artı 2'dir derim. Gönderelim hemen bu tarafa. 4b eksi 2a eşittir 22 ise 2'ye böldüm. 2b eksi a buradan 11 gelecektir. Devam edelim. Yatay olarak baktığın zaman şurası a artı 10 kadar geliyor. Burası da b artı 15 kadar gelir. Eşitlemem lazım. Aynı araba çünkü. Sen buradan a eksi b'yi ne bulacaksın? 5. Toplarsam taraf tarafa b'nin 16 olduğunu bulurum. B gördüğüm yere 16 yazarsam a'nın 21 olduğunu bulurum. Peki arabanın uzunluğu ne geldi o zaman? 2a artı 24 kadar geliyordu. A neydi buradan? 21. 21 dersen 42 artı 24'ten ne gelmiş oldu bak? 66. Burası 66. Yatayı da bulalım. A'yı 21 bulmuştum. Yatay uzunluğu kaç gelecek o zaman buradan? 31. Şimdi artık X'i Y'yi bulabilirim. Burası
16 ile 21'in toplamı şuraya kadar uzunluk 37. Sen 66'dan 37'yi çıkarırsan ne kalır? 9, 29 kalacaktır. Şimdi yataya bak. 16 ile 21'i toplarsan zaten 31'di. Şunun tamamı, pardon, 31 olan kısım şu mesafeydi. Sen A ile B'yi yan yana koyup topladığın zaman bak 37 geliyor. 37'den 31'i çıkarırsam şu mesafeye de 6 kalıyor. 29, 6 daha 35'tir cevap. Farklı iş yerlerinde haftanın 5 günü çalışan Hakan ve Hasan'ın çalışma saatlerinin bir kısmı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hakan ve Hasan çalıştığı her saat için sırasıyla 60 TL ve 100 TL almaktadır. 60 TL, 100 TL. Hakan'ın haftalık çalışma saati Hasan'ın haftalık çalışma saatinin 5/4 katıdır. Hesaplayalım şimdi. Önce Hakan'ı hesaplayalım. 8, 10 daha 18, 8 daha 26 artı A artı 3B. Hasan'ınkini hesaplayalım. 8, 7 daha 15, 4 daha 19 artı 2A artı B. Sana diyor ki Hakan'ın haftalık çalışma saati, yani şu yazdığım, Hasan'ınkinin 5/4 katı. 19 artı 2A artı B'nin 5/4 katıdır. Çarparım her tarafı 4'te ne gelecektir? 104 artı 4A artı 12B eşittir. 19 çarpı 5 kaç gelir peki? 95 artı 10A artı 5B. Alalım bunu bu tarafa. 9 kalır. 4A'yı buraya gönderdim 6A. 12B'yi buraya gönderdim eksi 7B geldi. Bu bir dursun elimizde. Devam edelim. Hakan'ın salı günü kazancı Hasan'ın cuma günü kazancına eşittir. Hakan salı günü A saat çalışmıştı. Kazancı saat başı 60 TL ise 60 çarpı A'dır kazancı. Hasan'ın cuma günü çalıştığı saat B idi. 100 çarpı B eşittir. Sadeleştirirsem ben bunu 20'ye bölersem 3A eşittir 5B gelecektir. Sen burada 6A gördüğün yere 10B yazabilirsin. 10B'den 7B çıkardım. 3B eşittir 9'sa B buradan 3 gelir. B yerine 3 yazarsam A'da 5 gelecektir. Hasan'ın haftalık kazancını istiyor benden. Haftalık saatini bulup Hasan'ınkini 100 ile çarpabilirim. A yerine 5 yazarsam şurası 10 gelir. B yerine de 3 yazdım. 13, 19'da ne yapacaktır? 32 saat. 32 çarpı 100'den toplam 3200 TL kazanır. Eşit aralıklarla ölçeklendirilmiş şekildeki kontrol düğmesi ile bir derin dondurucunun sıcaklığı ayarlanmaktadır. Derin dondurucu herhangi bir sıcaklıktayken remzi sıcaklığı art arda iki kez o anki halinin iki katının bir fazlasını ayarlamıştır. Sıcaklık eksi 2 derece ise ilk ayarlamada iki katının bir fazlası eksi 3, sonra eksi 3'ün iki katının bir fazlası eksi 5 ayarlıyor bakın. Remzi'nin ikinci ayarlaması derin dondurucunun sıcaklığını mavi bölgeye getirdiğine göre ayarladıktan sonra sen şuraya getiriyormuşsun. İkinci ayarlama eğer o anki sıcaklığın 11 derece fazlasına yapılsaydı derin dondurucunun sıcaklığı hangi renk bölgede olurdu? Şimdi arkadaşlar başlangıçtaki sıcaklığın ne olduğunu bilmiyorum. X kadar olsun. İlk başta 2 katının bir fazlası. 2x artı 1'e getirdin. Sonra bunun bir daha 2 katının bir fazlasını bulacaksın. 2 çarpı 2x artı 1 artı 1. Ne gelecektir? 4x artı 3. Bunun eksi 32 ile eksi 36 arasında olduğunu söylüyor. Baktığın zaman her taraftan 3 çıkardım. Eksi 35 küçüktür. 4x küçüktür. Eksi 33 mü geliyor? Eksi 39 pardon. X'e verebileceğim değer ne gelebilir arkadaşlar burada? Eksi 9. Çünkü 4 ile çarptığım zaman bakın bu aralığa düşüyor. Demek ki başlangıçtaki sıcaklık eksi 9'dur desem. Bana diyor ki ikinci ayarlama eğer o anki sıcaklığın 11 derece fazlasına yapılsaydı. Şimdi arkadaşlar ikinci ayarlama eğer o anki sıcaklığın 11 derece fazlasıysa önce bir kere yapacaksın bunu. 2 ile çarpıp 1 toplayacağım. 2 ile çarptım eksi 18. 1 topladım eksi 17. İkinci ayarlama bunun 11 derece fazlasına yapılsaydı. 11 artırırsam eksi 6'ya getireceksin diyor. Eksi 6 nerede bakın? Sarıda. Arkadaşlar merhaba. Gümüşü ya da altını ince tel haline getirerek örmeye telkare denir.
bir telkari firmasının KVL olmak üzere 2 imalat dükkanı ve her dükkanda 15'ten az işçi çalışmaktadır, işçi bulunmaktadır. Bu telkari firmasına gelen 200 parça gümüş hafta içinde hazırlanması için KVL dükkanlarını aşağıdaki verilenlere göre paylaştırılıyor. KVL dükkanları var. Gümüşlerin bir kısmı K dükkanına, kalan kısmı ise L dükkanına gönderiliyor. Her iki dükkana da gelen gümüşleri çalışanlarına eşit ve en çok sayıda olacak şekilde dağıtmıştır. Paylaşım sonunda artan gümüşler bir sonraki haftaya bırakılmıştır. L dükkanına 82 parça gümüş verilmiş. Hemen hepsinin toplamının 200 olması için 118 de buraya verilecek o zaman. Bu arada parçalar işçilere dağıtıldıktan sonra bir sonraki haftaya 4 parça gümüş kalmış. Sen bir hafta sonrasında 4 parça gümüşü bırakıyorsan demek ki 78 tane gümüşü sen işçilerine paylaştıracaksın. Şimdi sana diyor ki her iki dükkana gelen gümüşleri çalışanlarına eşit ve en çok sayıda diyor. Ben 78'in bölenlerini düşünsem 30 çarpı 2 dedimi varsayarsam ki bu arada iki dükkanda da toplam 22 çalışan var. Şimdi sen 39 diyemezsin çalışan sayısına 22'den fazla. Hadi buraya 2 dedin diyelim çalışan sayısına. Sol tarafta 20 tane çalışan kalır. Olmaz. Desen ki 13 desek 13'e 6 dediğin zaman eğer ki burada 6 tane çalışan olursa K tarafında 16 tane çalışan olmak zorunda kalacak. 15'ten az olmak zorunda işçi sayısı yine olmadı. O zaman şöyle diyelim. Burada 13 tane işçi çalışsın. Çünkü neden? 78'i 13'e bölersem hepsi 6'şar tane gümüş yapacaktır. Toplam 22 tane işçi vardı. 22'den 13 çıkarırsan kaç kalıyor bak? 7, 9 işçi de burada çalışacak. Şimdi 9 işçiyi sen en fazla kaç verirsen ki hepsine 118'i geçmemesi lazım. Kalanı zaten haftaya yaptırırsın. Sen 118'i bölelim hemen 9'a. 1 kere var 9. 28, 3 kere var 27, 1 kalanını verdi. Kalan bir tane gümüşü haftaya yaparsın. Demek ki her işçiye 13 tane verirsem en fazla olacak şekilde istediğime ulaşmış olurum.